hizmet binamızın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> kıymetli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarım. Bundan tam 31 yıl önce yani 29 Ocak 1993'te şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun liderliğinde Partimizi hep birlikte kurmuştuk. Hem onunla birlikte geçen 16 yıllık süreç içerisinde hem ondan sonraki 15 yıllık süreç içerisinde Büyük Birlik Partisi kurulurken açıkladığı milli mutabakat metnindeki esaslara ilkelere ve ona bağlı olan çizgisine hep sadık kalmıştır ve bundan sonra da sadık kalmaya devam edecektir. Büyük Birlik Partisi Türk siyasi hayatında her daim önemli, kıymetli ve ağırlıklı bir yer tutmuştur. Belki aldığı oylar beklentileri karşılamamıştır. İktidar olamamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük gruplarla temsil edilememiştir. Ama hem şehit Muhsin Başkanımızın şehadet sürecinde hem daha sonraki süreçlerde şunu gördük ki Büyük Birlik Partisi ve Alperenler milletimizin gönlünde yer tutmuş, kalbinde yer almıştır. Bu da bizim için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Büyük Birlik Partisi kurulurken, milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat bir çizgide olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da ne milliyetçilikten, ne maneviyatçılıktan, ne de demokratlığından asla taviz vermeden yoluna devam etmiştir. Çünkü bizler İslam'la mezz olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatının yılmaz savunucusu olan Türk İslam ülkücüleriyiz. İlahi kelimetullah için nizamı alem diyen alperenleriz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım. O günleri hatırlayacak olursak biz kurulduktan sonra ilk yaşanan 95 seçimlerinde yine Anavatan Partisi ittifakıyla meclise girmiştik. Ve ondan sonra biliyorsunuz Refah Yol Hükümeti Büyük Birlik Partisi'nin 8 milletvekilinin desteğiyle kurulabildi. Büyük Birlik Partisi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu bu desteği verirken ne bakanlık aldı ne de başka bir şey aldı. Sadece muhataplarına şunu söyledi. Dedi ki size Müslümanların iktidarını engellettirdi dedirtmeyeceğim dedi. Ve bir sürü farklı teklifler ya da tehditler alsa da bunların hiç birisini umursamadan inandığı gibi yoluna devam etti. Peşine yaşanan 28 Şubat sürecinde tanklar namlusunu Muhsin Yazıcıoğlu'na ya da Büyük Birlik Partisi'ne çevirmemişti. Tanklar namlusunu dönemin başbakanı Necmettin Erbakan ve onun partisine çevirmişti. Fakat buna rağmen Herkesin korkup sindiği, kapılarını kapatıp, pencerelerini kapatıp, perdelerini çektiği dönemde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu çıktı ve bütün basının önünde kamuoyuna şunu söyledi. Dedi ki, ordu bizim göz bebeğimizdir. Peygamber ocağıdır. Lakin namlusunu milletine döndürmüş, Orduya selam durmayız dedi ve 28 Şubat postmodern darbesine karşı olduğunu net bir şekilde ifade etti. Aynı şekilde 27 Nisan en muhtırası verildiğinde de yine ilk ve en sert karşı açıklamayı yapan siyasi parti genel başkanı ve onun partisiydi. Daha sonraki süreçlerde hep aynı çizgide şehadetine kadar yoluna partisinde devam etti. Ve elbette ki şehadeti sadece bizi değil bütün Türkiye'yi sağdan sola doğudan batıya başı açığı başı kapalısı hiç fark etmeden bütün Türkiye'yi büyük bir yasa boğdu. Çünkü herkes şunu biliyordu. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendi ifadesiyle bir hayalim var diyordu. Bir hayalim var. Başı açıyla başı kapalısının aynı okulda özgürce yan yana kardeşçe okuyabildiği doğulusuyla batılısının Kürdüyle Türkmeninin Alevisiyle Sünnisinin kardeşçe büyük Türkiye İdeali çerçevesinde bir araya gelebildiği bir Türkiye hayal ediyorum diyordu. Bu da yetmez diyordu. Bunun ötesinde Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir Türk birliği, Türk İslam birliği hayal ediyorum diyordu. <laughs> Bakın o hayallerin bir kısmı bugün gerçekleştiriliyor. Türk devletlerinin bir araya gelmesi. Merhum Gasvralı İsmail Bey'in dediği gibi dilde, fikirde, işte birliğin Türk dünyası, Türkler, Türk devletleri arasında sağlanması noktasında Türk devletleri teşkilatları birliği olarak büyük bir adım atıldı. Biz de Türk milliyetçileri olarak, Alperenler olarak bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz. Başta ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hatta Macaristan başbakanlarına devlet başkanlarına yani Türk devletleri teşkilat birliğinde var olan ister asil üye olarak ister gözlemci üye olarak ve bu fikriyata katkı veren, omuz veren, destek veren herkese de şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü Türk devletlerinin bir araya gelmesi, güçlü olması işte en son yaşanan Karabağ'ın işgalden kurtarılması örneğinde olduğu gibi hem esaret altındaki Türk halklarını, Türk milletlerini esaretten kurtaracak hem de bölgenin zenginliklerini bölge insanının yani Türk dünyasının kullanarak zenginleşmesine ve daha müreffeh bir hayat yaşamasına vesile olacaktır. Sadece coğrafya barışımız için değil, dünya barışı için de büyük katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Türk İslam Birliği gerçekleştiğinde de daha ileri safhada olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Yine İslam dünyasının bir araya gelebilmesi, İslam dünyasının bir çizgi etrafında, bir görüş etrafında buluşabilmesi de çok kıymetli olduğunu Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne dile getirmiştir. Tıpkı Türk dünyasıyla olduğu gibi İslam dünyasıyla da yakın ilişkiler gerçekleştirmiştir. Biz bunun için hem Türk dünyasını hem de İslam dünyasını önemsiyoruz. Ve bunun için de biz diyoruz ki Doğu Türkistan davası da bizim davamızdır. Filistin davası da, Gazze davası da bizim davamızdır. <laughs> Filistin'le bizim ne işimiz var? Gazze'yle bizim ne işimiz var? Filistin, Gazze Arapların davasıdır diyenler sadece ve sadece içi boş içi boş kurumuş yaprak gibi olan sözde milliyetçilerdir. Gerçek milliyetçilerin, Türk milliyetçilerin her zaman Doğu Türkistan davası olduğu gibi, Kırım davası olduğu gibi, Kafkaslar, Balkanlar davası olduğu gibi her daim Filistin, Suriye Irak, Myanmar davası da olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Çünkü biz hem Türküz hem de Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, Allah'ın varlığı ve resulünün risaleti dışında da gerçek bir hakikat tanımayan alperenleriz. <laughs> Kıymetli kardeşlerim Kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler. Genel başkanımızın, şehit liderimizin şehadetinden sonra hepiniz de şahitsiniz ki onun hukukuyla ilgili ilk günden itibaren bütün sürecin takipçisi olduk. Ve şu ana kadar isterdik ki bütün süreç tüm çıplaklığıyla aydınlatılsın. Ama geldiğimiz noktada özellikle bu işte hatası, ihmali, kusuru olan devlet kademesinin üst noktasındakiler de dahil olmak üzere bunlarla ilgili yargılamalar mahkemeler sonuçlandı. Hem Yargıtay'da hem Kahramanmaraş adliyesinde. Ceza alanlar oldu, beraat edenler oldu. Ama asıl ana soruşturma dosyasıyla ilgili en son yeniden bilir kişinin oluşturulması bizlerin avukatlarımızın başta şehit genel genel başkanımızın ailesi olmak üzere diğer şehitlerimizin ailelerinin hep birlikte uğraşlarıyla bu süreç devam ettiriliyor. Ve şu anda Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığında adliyesinde de 20 kişinin yargılandığı ağır cezada bir mahkeme daha görülmekte. Bunun için bu sürecin takipsiz ve sonuna kadar da takipsiz olmaya devam edeceğiz. Fakat bizim aynı zamanda bir görevimiz daha var. O da nedir? Biraz önce de ifade ettim. Şehit Muhsin Başkanımızın bize emaneti olan davasını, partisini güçlü bir şekilde ayakta tutmak ve ilahi kelimetullah için son nefesimize kadar mücadele etmektir. İşte sizler de bunun için buradasınız. Büyük Birlik Partisi bir önce de söylediğim gibi iktidar olamamasına rağmen kurulduğundan bugüne kadar hazine yardımı alamamış olmasına rağmen bugün güçlü, kuvvetli aksiyoner olarak, etkin olarak yoluna devam etmesi işte fikriyatının güçlülüğünden ve sizin gibi iman eri olan dava arkadaşlarının <laughs> parti mensuplarının bulunmasındandır. Onun için sizlerin her birinize, her bir il başkanımıza, her bir ilçe başkanımıza, belde başkanımıza, ocak başkanlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza, üyelerimize, belediye başkan adaylarımıza, velhasılı partimizde bulunan tüm mensuplarımıza bir kere daha canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, bakın 15 Temmuz hain FETÖ darbesi yaşandı. Ve bu darbeyi ülke olarak, millet olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer devlet erkanının dirayetli duruşu, feraseti, Genelkurmay Başkanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin darbeye karşı durması, emniyet teşkilatımızdaki vatanseverler, yine aynı şekilde adliyedeki, yargıdaki güzel bir duruş ve tabii ki asil milletimizin can siparane bir duruşuyla Türkiye olarak savuşturduk. O bir işgal girişimiydi, Türkiye'yi teslim alma girişiydi ve sizlerle birlikte o gün ilk sokağa inen parti genel başkanı parti yönetimi bizlerdik. İşte Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe gecesi sokakta kuruldu. Onun için Cumhur İttifakı'nın bu yönü yani esas ruhu, esas kuruluş felsefesi tam da budur. Yani devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, tam bağımsızlığını önceleyerek kurulmuştur. Ve biz Büyük Birlik Partisi olarak buna başından itibaren sadakatle bağlı kaldık ve belki de fedakarlık yaparak hep bu sürecin içerisinde yer aldık. Bundan sonra da devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali için durduğumuz yerde, doğru bildiğimiz yerde sonuna kadar durmaya devam edeceğiz. Çünkü biz doğru kimden gelirse gelsin onun yanında duran, yanlış da kimden gelirse gelsin onun karşısında olan Büyük Birlik Partileriz ve Alperenleriz. Bundan sonra da yolumuz böyle olacaktır. Tabi Cumhur İttifakı'nın bir de seçimler ayağı var. Seçimler noktasında da 2018 seçimlerinde de 2019 seçimlerinde de ve en son 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde de Büyük Birlik Partililer Büyük Birlik Partisi bu anlamda da görevini ziyadesiyle yerine getirmiş ve hem Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi noktasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın çoğunlukla yer alması noktasında önemli bir gayret göstermiştir. Büyük bir camiye olarak hep birlikte bunu gerçekleştirdik. Bugün de bir yerel seçimlere gidiyoruz. Elbette ki hedefimiz Büyük Birlik Partimizin oyunu daha da yukarılara taşımak. Geçtiğimiz seçimlerde kazandığımız 11 belediyeyi birkaç kat artırarak daha yükseklere çıkarmak ve Türkiye'yi de belli noktalarda büyük birlik belediyecilik anlayışıyla tanıştırmaktır. Elbette ki sizler de bunun gayreti için bugün sahadasınız. Tabii bu seçimlerde de başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük şehirlerde inşallah yine Cumhur İttifakımızla birlikte olacağız. Ama başta Sivas olmak üzere diğer şehirlerimizde ve ilçelerimizde inşallah Büyük Birlik Partisi ad ve amblemiyle adaylarıyla sahada olacak ve inşallah hem oyumuzu geçtiğimiz seçimlerde biliyorsunuz sadece dörtte bir yerde aday göstermemize rağmen yani 1400 belediyenin sadece 350'sinde aday göstermemize rağmen yüzde iki oy almıştık. İnşallah bu seçimlerde daha fazla noktada aday göstereceğiz ve o yüzdesi olarak da inşallah geçen seçimde yakaladığımız o yüzdesini en az bir kart artırarak yüzde dörtlerin üzerine taşıyacağımıza, beşleri geçeceğimize ben yürekten inanıyorum ve bunu da sizlere güvenerek söylüyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım. Evet, bu anlayışla Yolumuza devam ettik ve bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yani milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat olarak yolumuza devam edeceğiz. Milliyetçiliğimizden asla taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Maneviyatçılığımızdan, inançlarımızdan, değerlerimizden, İslam'dan, Kur'an'dan asla taviz vermedik ve vermeyeceğiz. Ahlak ve maneviyat bizim için her şeyin üstünde gelir. Bunu bütün kardeşlerim hem bilirler hem de yaşarlar. Tabi demokrasi, milli irade elbette ki çok kıymetlidir. Ve Türkiye bugünlere demokrasiyle milli iradeye sahip çıkarak gelmiştir. Ama bizim de orada net bir belki de kıldan ince bir çizgimiz vardır. O da nedir? Biz her zaman şunu söyledik. Hakimiyet Allah'ındır, irade milletindir dedik. Yine aynı şekilde çizgimize devam ediyoruz. Hakimiyet Allah'ın irade milletindir. Dolayısıyla da olsun. 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 Evet Evet Sağ olasın, sağ olasın. Onun için hakimiyetin Allah'ın olduğunu unutmadan ama Allah'ın bizlere bahşettiği irademizle de doğruyu yapmakla mükellef olduğumuzu yanlışa karşı çıkmakla yükümlü olduğumuzu yani emri bil maruf nehi anil mülkerden sorumlu olduğumuzu bilerek yolumuza devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, evet burası da biraz sıcak oldu tabii kalabalık. Teşekkür ediyorum. Sözlerimin Sonunda son cümleler cümlelerimde şunu ifade etmek istiyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dava arkadaşlığımızı daim etsin inşallah diyorum. <laughs> Rabbim şehit Muhsin Başkanımızla çıktığımız bu yolda bizleri başarıyla buluştursun inşallah diyorum. <laughs> Rabbim devletimize, ülkemize, milletimize Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Türk İslam coğrafyasına, yeryüzü mazlumlarına hizmet eden kullarından eylesin inşallah diyorum. Rabbim kendi rızasının dışında söz söylemeyen ve iş yapmayanlardan eylesin ve bize de bu hususta her alanda olduğu gibi Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Partimizin 35. 31. kuruluş yıl dönümü bir kez daha hepimiz için başta Büyük Birlik Partililer Alperenler olmak üzere Türk milletinin her bir vatansever, milletperver evladı için, Türk İslam coğrafyası için ve bütün dünya mazlumları için hayırlı olsun. Rabbim bizleri mahcup etmesin, utandırmasın, daima muvaffak eylesin inşallah diyorum. Bu yeni hizmet binamız tabii burada kira yani henüz öyle satın alacak paralara ulaşamadık. Biliyorsunuz devlet de hazine yardımını sadece beş partiye veriyor. Beş partiye yedi milyar. Büyük Birlik Partisi'ne bir kuruş yok. Evet çok şükür zengin. <laughs> Bunun için. Şimdi tabii Yeri gelmişten bu konuyla ilgili söyleyeyim. Her zaman söylediğim için bir kere anayasanın 68. maddesi çok açık. Anayasanın 68. maddesi diyor ki siyasi partilere hakça ve yeterli miktarda yardım yapılır diyor. Biz diyoruz ki ey anayasa mahkemesi üyeleri. Ey Zühtü Bey, Zühtü Aslan, diğer üyeler. Zaten diğer konularda da milletimizi rahatsız eden kararlar veriyorsunuz. Ya bunun neresi hakça? Neresi yeterli miktarda? Neresi? Yani bu 7 milyar değil de 700 milyon olsa yetmiyor mu 5 partiye? Ya da bunun yarısı seçim yardımı, yarısı yarısı hazine yardımı. Seçime 35 parti giriyor. Seçim yardımını da hazine yardımı alanlar alıyor. Yani futboldaki havuz sistemi bundan adil. Yani futbolda ligdeki her takıma para var. Yani kimine az, kimine çok. Yani şampiyon olan takım daha yüksek para alıyor. Şampiyonluğu olan eskiden daha yüksek para alıyor. Şampiyon olmayan, lige yeni gelmiş takım da konumuna göre, aldığı puana göre alıyor. Ya ey Anayasa Mahkemesi sen en çok tartışılan şu anda e, biliyorsun kurullardan biri de Futbol Federasyonu. Ya onun kadar bile adaletli dağıtamıyorsun bu parayı ya. Onun kadar bile adaletli dağıtamıyorsun. Onun için bir de ne var? Daha da fazlası var. Bir de terör örgütünün partisine 680 milyon bu sene. 700 milyonda geçen sene 1,5 milyar. E nasıl terörle mücadele edeceğiz? Sonra ben diyorum ki ya terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilsin diyorum. Bu sefer de onunla işbirliği yapan partiler ya da işbirliğiyle işbirliği yapanlar bundan rahatsız oluyorlar. Bize terörist dedin diyorlar. Bize terör işbirliği size demiyorum kardeşim. Ben diyorum ki terörle mücadele sadece dağda teröristle mücadeleyle olmaz ve bitirilemez. Eğer biz terörü bitirmek istiyorsak tüm unsurlarına karşı nedir bu unsurlar? Elbette ki dağdaki terörist. Sonra efendim sivil toplum örgütleri kurmuşlar sözde. Sonra medya kurmuşlar sözde ama terör hizmet ediyorlar. Ve en önemlisi mecliste. Mecliste. Açıkça ben terör örgütünün partisiyim diyor. Zaten bunu inkar etmiyor. Dünyanın neresinde terör örgütünün partisi olur? Ve çıkıyor CHP Genel Başkanı da. Diyor ki meşru bir parti diyor. Biz görüşürüz, ortaklık yaparız. Ya adam diyor ki ben terör örgütünün partisiyim. Ben PKK'nın partisiyim. Ben onun sözcüsüyüm diyor. Çıkıyor bütün televizyonlarda, e, meclis koridorlarında bunu söylüyor. İşte sen de dersen ki ben terör örgütünün partisiyle işbirliği yapıyorum. O zaman ben de derim ki evet hepiniz 14 Mayıs, 28 Mayıs'ta bir adaydınız derim. Derim. Yarısı olan da yarısı olan da gocunur. Evet. Çünkü biz bunu söylemek zorundayız. Büyük Birlik Partisi onun için var. Doğruları söylemek için var. Yanlış yapanın bu yanlış demek için var. Bunun için biz Anayasa Mahkemesi'ne diyoruz ki madem bunu hakça ve yeterli miktarda dağıtamıyorsun kaldır kardeşim. Herkes kendi üyelerinin bağışlarıyla, aidatlarıyla siyaset yapsın. Bak, Büyük Birlik Partisi 31 senedir bunu yapıyor. Sağozun 70 Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız her biri minimum ayda 10 bin lira aidat ödüyor. Bütün giderleri kendisine ait. Diğer giderleri de hep kendisine ait. Bunun içinde 20 bin ödeyen de var, 50 bin ödeyen de var. İşte bu binayı ayda böyle yaptık. Merkez karardaki durumu daha iyi olan 40 arkadaşımız destek verdi. Kimi 1 milyon verdi, kimi 500 bin lira verdi, kimi 100 bin lira verdi. Bir o kadar da dışarıdaki arkadaşlarımız verdi Nacil ve bak bugün hem böyle büyük toplantı salonu olan, hem başka salonlara olan, işte hizmet odaları olan, idari olan güzel bir yedi katlı bir binaya kavuştuk. Allah onlardan razı olsun. Onlara teşekkür ediyorum. Yine bu binanın e, tadilatında görev yapan Genel Başkan Yardımcılarımıza, Genel Siklerimize, e, burayı üstlenen e, bal yapıya kardeşlerimize, onlar da büyük fedakarlıkla çalıştılar. Bir ay gibi kısa bir sürede bu noktaya getirdiler. Yani o olmayacak bir şey yaptılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Çalışan bütün işçi kardeşlerimize, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizler de bugün bizimle birlikte oldunuz. Başta ee, Adalet ve Kalkınma Partimizin kıymetli genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı Bey'e, Hasan Basri Yalçın Bey'e, e, Şehit Aileleri Federasyon Başkanımız Dokman Bey'e, e, diğer arkadaşlarımızı göremiyorum. Yani misafirlerimizin her birisine, siz kıymetli dava arkadaşlarıma tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hem yeni hizmet binamız hem de partimizin 31. kuruluş yıl dönümü hayırlı, mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Evet. evet. Sayın Genel Başkanımıza biz de konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Büyük Birlik Partimizin 31. kuruluşlu dönümü ve yeni genel merkez hizmet binamızın açılış törenine teşrif eden tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlahi Kelimetullah için Nizam Alem davasının